Evet, değerli kulüp başkanlarım, değerli delegelerim, ASKF'nin cenab-ı yöneticileri, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Federasyonumuzun 15. olağan genel kuruluna hoş geldiniz. Her geçen dünya ve büyümeye devam eden motor ailemiz, diğer yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte büyük bir aşkla hizmet etmenin onurunu yaşıyorum. Ve bu onuru sizlere yaşatan değerli delegelerimize, yöneticilerimize, başkanlarımıza minnetle şükranıyorum. 1987 yılında kurulan ve bugün 34 yaşını gururla kutlayan Deniz Amatör Spor Kulüpleri kapısından girdiğimde takriben 2001 yılını gösteriyor. O tarihte Erşen Başkanımızla 3 yıl dolu dolu hizmet etmeye çalıştık dedi sorumuzu. Kulüplerimizin teveccühüyle 2008 yılında başkan oldum. Ve bu başkanlığı onurumla, gururumla en üst seviyeye taşıyarak derneğimiz hizmetimle beraber arkadaşlarımın desteği ilgisiyle sizlere dair bulmaya çalıştım. Hepimiz spor içinden geliyoruz. Tozlu, çamurlu, sahaları hepimiz biliyoruz. Bugün hiçbir ilçemizde toprak sahamız yok. Hepimiz sentetik ve çim sahalarımız var. Bunlar emek bölüyor, gayret bölüyor. Sözde değil, icra bölüyor. Tüm bunları yapan ve beni destek veren herkese minnet şükran duyuyorum. 3 dönem yer aldım ASKF yönetiminde edinim tecrübeler ve ekip arkadaşlarımın destekleriyle amatör camiaya daha ileri taşıma için gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. 2011, 2014, 2017 yıllarında yapılan kongrelerde siz delegelerimizin destekleriyle bu onurlu görevi yerine getirmeye devam etti. 2008 yılında göreve geldiğimizde tanınmayan bir ASKF, 3 yıl sonlayan bir ASKF ve sıkıntılar oluşan bir ASKF'nin içinde gerçekten tüm arkadaşlarımla beraber arkadaşlar kulüp sayımız 64'tü. Ama bunun 51'i faaldi ve 700 yakın müsabaka oynanırken bugün lisanslı seyircimiz 7000 kusur Müdür Bey de anlattı ve oynanan müsabaka sayısı 3300 arkadaşlar. 2021 yılına girdiğimizde kulüp sayımız 2'ye katlandı. Kulüp sayımız şu an 142. Lisanslı sporcu sayımızı söyledim ve müsabaka sayımızı söyledim. Bu rakamlar çalışmakla oluyor, emek oluyor, gayret oluyor. Konuşmakla değil. Biz hep çalıştık. Ve çalışacağız. Sizden izin verirseniz, sizden onay verirsiniz. Bu büyük ailesi. Bu büyük ailede hiçbir şey yok. Sadece gayret var, emek var, çaba var, gönüllülük var. Bu büyük aileyi hiç kimse bilemez. O tozu, o çamur, o gecesi, o gündüzü. Arkadaşlar 2010 yılında biz Denizli pilotin olduk. Ve bu Denizli sizlerin sayesinde gururla lisansların kendiliğini yapan bir ASKF'ye konuştuk. Çok ASKF başkanımız bu lisansları yapmadı, bölgede yaptırıyorlar. Ve çoğumuz hatırlar. Cumartesi, pazar sabahları lisans yaptık, gece yaptık. Arkadaşlarımız maçına çıktı. O lisanslar yetişti. İlçeye de yetişti. Her yere yetişti. Onun için biz hep bir çalıştık. Güzel çalıştık. Saygı, sevgili çalıştık. Sizlere gerçekten ne desem az, gururluyum. Çünkü sizleri emek vermek, hizmet etmek ve sizlere çalışmak, bunun tarifi yok. Bunun yaşanmışlığı olamaz. Amatörlerin en büyük sorunu tesis. Bu tesisler gün geçtikçe çoğalıyor. Demimizde 15 tane merkezimizde saha var arkadaşlar. 15 sahamızda müsabakalar oynanıyor. Yetiyor mu yetmiyor. Tüm ilçelerimizden sahalarımız bugün modern bir şekilde çim ve sentetik. Merkezimizde de olacak. Çocuklarımızın iyi şartlarda salon sporlarının hiç üye olmayan amatör spor kulüplerine salon sporlarımızı üye yapmaya başladık. Arkadaşlar basketbol bizim sayemizde 7 yıldan beri hiçbir ücret alınmadan yılda bir müsabaka lisans yapılıyor. Bu lisans ASKF ücret almıyor. Aktarmaları hariç hiçbir lisansa para almıyoruz. Lütfen 750'lere ödenen paralardan 450'lere çekin. Yani bunlar hep çalışmak oluyor, gayret oluyor. Tabii sizlerin emeği her zaman için ayrı. Amatör kulüplerimizin en büyük sorunu nakli yardım ve malzeme. Çok şükür tüm belediye başkanlarımla bunu duyuyorum.
Ben de siyaset yok. Ben gönül adamıyım. Ben görev adamıyım, hizmet adamıyım. Allah'a çok şükür tüm sözlerimi yerine getirdim. Bir sözüm var, hayalim var, motorspor kompleksi. Bunu da hayalim geçirmek için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Merkez Efendi Belediye Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı. Sayın Spor Bakanımızı bir işare yaptım. Bir sunum yaptım 15 dakika kendisine. Dersini de gördünüz. Bu amatörspor hayalini hep beraber birlikte siz tercih ederseniz, siz desteklerseniz, siz burada onay verirseniz Denizli'nin hayali konuşacak arkadaşlar. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanıma, ilçe belediye başkanlarıma, özellikle 12 yıldır sporu seven valilerle çalışmam. Böyle bir şanslı dönemim var ama yeni gelen valimiz sporu seviyor. Arkadaşlar, GİKO üzerinden tüm amatör takımlarımızın bir büyük projemiz var. Bunları açıklayacağız. Pandemi nedeniyle hep mahsur kaldık. Bu pandemide sağlık olduğu için bazı şeylerimize vurup kaldık. Sizlere telefonlar olsun, Zoom üzerinden olsun, telefon parasıyla sizlere ulaşmaya çalıştık. İnanın yine de çalışacağız. Benim de 24 saat telefonum açık. Ben her yer açıyorum. Feyyaz Yaşar sayenizde Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu deneyiz. Siz bana oraya layık gördünüz. 10 kişiden biriyim arkadaşlar. Bu gururu sizler yaşatıyorsunuz. Türkiye Amatör Spor Konfederasyonu yürütme ve yönetimde Denizli ve Enişek'i temsil ediyorum. 22 kişiden biriyim. Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye'de 100 bin üzerinde amatör müsabakaya yön veren bir kurum. Amatör Spor Kurulu. Şu kardeşiniz 15 kişiden biri. Bunu sizler beni destek vermesin, ben orada da görev yapamam. Denizli Türkiye'de herkes sahip çıkıyor, değer veriyor ve Denizli örnek değil. Biz yapmadık, biz iş yaptık. Onun için bu gururu taşıyorum. Ben söz veriyorum, yapıyorum. İcra yapıyorum, sizlerle de yapacağım. Bir arkadaşım, kardeşim Ayşe Hanım, Türkiye'de 2008'de ben ilk bir bayanı yönetim olan bir indiriyim. İlk. Ben kardeşim 12 yıl çalıştım. Tercih etti, aday oldu. Çok saygı duyuyorum. Edeni cesaretimden dolayı kendimi tebrik ediyorum. Gerçekten amatöre hizmet etmek herkes harçlıyor. İnşallah nasip olur. Neler diyeceğim? Duygulanıyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar, büyüklerimiz burada. Geçmiş dönem başkanlarımız burada. Eskiden burada emek veren bir temsilcilerimiz burada. İnanımızı zamanında büyüklerimiz yapmış. Akif Aycan Başkan'ın kulakları çınlaması. Tanju Başkan'ın gitti mi bilmiyorum. Çınar'da bir yerde başladık maceramız. Deniz Spor'un kulüp binasının 6. katlı maceramız başladı. Deniz Spor'u da kendi kullanacağım diye. Yeri olmayan bir yeri Tanju Başkan'ın burada. Sıdadan aldı Mehmet İmanoğlu müdürü kulakları çınlaması. Amatör olduğu bir yer verdi. Sayın büyüklerimiz o binayı bizi bahsettiler. Artık o bina bize yetmiyor arkadaşlar. Amatör spor kulüpleri kendini açtı. Vizyon olmak zorunda kendi binasını kavuşmak zorunda. 2017 yılında arkadaşlar seçimden sonra TASK ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın belirli katkılarıyla bu bina kendimiz alındı. Bu bina kendimizin. Büyükşehir Belediye'mizin, Merkez Efendi Belediye'mizin ve Pamukkale Belediye'miz destekleriyle binamızın %80'i bitti. Pandemi nedeniyle çok zorlanıyordu, az bir şey kaldı. Bu bina bizim değil sizlerin arkadaşlar. Kendi evimiz olacaktı. Bu mutluluğu da sizlerin sayesinde yaşıyorum. Emeğe geçen her için teşekkür ediyorum. Amatör sporu katkı veren insanları onur etmek gerçekten mutluluk. Bu onuru sizlere hizmet ederek ben yaşıyorum. Sizler de bize görev veriyorsunuz. O mutluluğu yaşattığınız için de ben gerçekten tekrar teşekkür ederim. Rahmetli Ali Pek, Allah mekanını cennet etsin. Spor adamı, gurur adamı. Gururla 2,5 yıl Deniz Spor'u yönetiminde kendisiyle çalışma onurunu yaşadı. Spor yöneticisiyim arkadaşlar, onda çok şey öğrendim. Allah mekanını cennet etsin. Denizli'ye ve Türk Futbolu Katısı Başkanı'dır. Ondan aldığım eğitim, ondan aldığım görgü, Türkiye'de tanınan bir spor adamıyım. Çok şükür, güçlüdür. Onun için bu camiye gerçekten çok güzellikler istemeyeceğim. Bu camiaya hizmet etmeye gelin, gururunu, inanın, tarif edilmez sözlerle. Ali Pembekan da cennet olsun. Bu
Bugün 15'ini yaptığımız olan genel konumuzda ben ve arkadaşlarım sizlerin desteğiyle talip oldum. Bugüne kadar zamansız gece gündüz tabirinde benim 7 yıldır sizlere hizmet etmeye çalıştık. Ve bundan sonra da çalışmak istiyorum. Bu nedenle bundan önceki 4 konu olduğu gibi yeni sizlerin destekleri ve oylarınızı istiyorum. Eğer sizler esirgemez ve bize görev verirseniz bugüne kadar olduğu gibi sizlere hizmetkarı olmaya devam edeceğim. Çok değerli amatörsüler ailesi, değerli mensuplar, yeni dönemde yapmayı planladığım projelerini söylüyorum. Amatör spor kompleksi. Spor Genel Müdürü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, çok değerli dostum arkadaşım, sizlere çok selamlar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, TAS Genel Başkanım, Halbuşmaz'ın sizlere selamlar. Bir dönem daha devam edeceksin, yarın kalan projelerin devam edeceksin diye teveccühler var. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer belediye başkanlarımızın da çok iyi kuvvetleri çalıştığı için bu projeler birlikte hayatta geçeceği için bir dönem daha sizlerle niyet istiyorum. Onun için tecrübe, bilgi, birikim ve her kapıyı açan bir federasyon olarak sizlerin karşınıza çıkmak istiyorum. Sayın Zeşen, toplu alıyorum. Başkanım, toplu alıyorum. Arkadaşlar, Spor Bakanımızla görüştük. Sayın Müdürümüz anlattı, Büyükşehir Belediye'miz anlattı, Konkale Belediye'miz söyledi. Projelerimizin %60'ını projeler şu anda çiziliyor. Sayın Bakanımıza ziyaret edeceğiz. Ben hiçbir zaman için ben zihniyetle çalışmadım. Ekip rolüyle çalıştım. Ekip rolüyle çalışmanın meyvelerini yedim sayenizde ve bugünlere geldim. Türkiye'de denizli amatör spor kulüpleri örnek bir federasyon gösteriliyorsa bu sizin verdiğiniz destekler, sizlerin katkıları. Çünkü siz hep söylüyoruz, cumartesi, pazar, hafta içi işimizden, ailemizden ve en güzel günlerimizden, zamanımızdan çalıyoruz, gençlerimize hizmet ediyoruz. Arkadaşlar, çağımızda bir teknoloji hastalığı var. Çağımızda bir, Allah korusun, tüm çocuklarla ilgili yabancı madde olayları var. Bu çocuklarımızın spor yapmaya ihtiyacı var. Onun için bu tesisleri yapmak zorundayız. Biz sadece futbolda değil, basketbolun lisansını 7 yıldan yapıyorduğunu söyledim, yıllık bir lisans. 7000 lisans. Kendi ilimizi yapıyoruz her yıl. Şu anda deniz ilimiz 50.000'e yakın lisanslı faal ve faal olmayan sporcularımızın lisanslı sporcularımızın. Bakın arkadaşlar, büyük bir aile. Biz Yeni Güney'den, Beyaca, Çamali'den, Çivri'den, Bekirli'den, Batman'dan tüm ilçelerimizde müsabaka oynatıyoruz. Sadece Babadağ ilçemizde bir sahamız yok. Onun da spor bakanımızla müracaatımızla ilgili Babadağ'da da bir spor sahamız olacak arkadaşlar. Bunlar konuşmakla olmuyor. Bunlar çalışarak, ekip ruhuyla, ben deyim biz zihniyetle çalıştığımız için oluyor. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sevgili Ayşe kardeşime başarılar diliyorum. Ben deyim biz zihniyetle sizlere hizmet etmek istiyorum. Arkadaşlarım hepsi heyecanlı. Onlar beni daha da fazla heyecanlandırıyor. Büyük bir şevk, büyük bir aşk, büyük bir sevgiyle huzurlarınızda bir 3 yıl daha sizlerden onay istiyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten hepinizi seviyorum. Allah yar ve yardımcı olsun hepinizin. Sizlere... maddesi bildiğiniz gibi oylama ve seçimler sayın katılımcılar. Oylamayla ilgili kısa bir bilgi vereyim ben, ondan sonra da dilerseniz seçimlere geçelim.
Öngördüğümüzden bir 10 dakika geçmemiş oldu. Oylama işlemini şöyle yapacağız. Saat 6 itibariyle kapılarımızı kapatacağız. Salon kapılarını saat 6'ya kadar oylama işlemi devam edecek. 6'dan sonra salona girişlere izin vermiyoruz. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın.